Evet efendim, şimdi şimdi her şey güzel buraya kadar. Ben gene de belki ceviz kavurursak olur gibi ya. Bunun içerisinde ceviz olur. Katan var. Ceviz yani yakışabilir. Yakışır. Ha. Ceviz yakışır. Var. Var. Ben bir şey hissedersem söylerim. Yani onunla ceviz sanki güzel duracak gibi duruyor. Bir de burada helvamız var. Bu helva nedir? Umaç helvası. Umaç helvası. Un helvası. Hmm. Unumuzu gene sarı yağ, mayıs yağında kavuruyoruz. Ama bu çikolata gibi olmuş. Rengini kavurduktan dolayı mı? Onun sırrı da ustamda. Gel ustam, sen şöyle bir yanaş. Bu tarafa doğru gel, gel, gel. Bizim izleyicimiz diyor ki yemek tariflerini doğru versinler. Evet. Normal ben sarı yağdan 500 gram kadar koyuyorum. Evet. Eridikten sonra normal unu atıyorum. Bu biraz hiçbir kalın yağ koymadan olsun. Başka. Hemen koyabilirim. Hı-hı. Kavuruyorum. Yani yaklaşık bir 35 dakika falan sürüyor kavrulması. Ben bunun hemen ateşte püf noktasını söyleyeyim. Bizim oralarda da kalın olsun. Hemen mevlütlerde genelde ben cenaze yemeklerinde ayağım yapılır. Ama bunu sanki böyle bizim orada sacı ters çevirirlerdi. Köz ateşinin üstünde kısık ateşte bayağı bir kavururlardı. Tamam, ki kavurduktan sonra rengini şu versin. Kahverengi rengi alıyor, yani un kahverengi alana kadar kavruluyordu. Sonra hatırladığım kadarıyla içerisine şeker ya da şerbet. Şerbet veriliyordu. Tabii, çekiyordu. Ama bunun bir yemesi var. Muazzam. Mesela bunun içerisine fındık olur mu? Ceviz mi olur? Senin canın hep ceviz çekiyor. Ben ne zaman buradan bir şey söylesem ceviz koyalım diyorsun. Cevizin kilosu pahalı. Bence harika. Mesela bunu bir ölçü verecek olursak kaç, ne kadar un, ne kadar yağ, ne kadar şeker, su, onu bir verelim isterseniz. 500 gram tereyağı, sarı yağ yani. Sarı yağ. 500 gram sarı yağ, 750 gram un. Evet. Yarım saplı tas su, yarım Şimdi ustam, 2,5 şeker. Bu da saplı tas. Yo, bizim normal gastronomide kullandığımız saplı şöyle tatlar, diyelim mi? 3 su bardağı su. Tabii 3 evet. Tabii. Tamam, 3 su bardağı su. 3 bardağı su şeker. Yani birebir şerbet hazırlıyorsunuz genelde. Hani ne kadar su o kadar şeker. Evet. Evet. Ya, ölçü bu sadece. Şimdi o zaman gerisini de ben tamamlayayım. Kaptık ya reçeteyi. Toparlayalım. Güzelce kısık ateşte unumuzu, yağımızı eritiyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Tahta kaşıkla, metal olmasın, tahta kaşıkla. Ama bunu yaparken ya dibi kalın bir tencere tercih edin ya da güzel bir saç, yani dibi kalın saç tercih edin. Kısık ateşte sağa sola ama unu yakmayın. Bakın un yanarsa acı olur. Güzelce kavurun, sonra şekerli şerbetimizi kaynatın. Efendim jos diye boşalttığınızda o hemen böyle katılaşacaktır. Hatta bunu istediğiniz formda, bakın burada baklava dilimi kesilmiş. Kare kare kesilebilir, farklı farklı kesilebilir. Bence afiyetle, hani yoklukta yapılabilecek en güzel tatlı un helvası. Un helvası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.